diyor. Kur'an'da diyor ya, ya ataları yanlış yolda yürüyor idiyseler de mi? Yani Peygamber onlara İslam'ı teklif ediyor, anlatıyor. Onlar da diyor ki, vallahi senin söylediğini biz senden duyuyoruz. Ama biz yürüdüğümüz yol, o bugünkü atalarımız, büyüklerimiz bir kuşak önce, yani onlardan önce gelip geçmiş ölmüşler. Onlardan önce yani tüm abayı ecdat, yani babadan oğla tüm insanlar bizim yürüdüğümüz yolda yürüyorlar. Yani o kadar insan yanlış yapıyor da, yanlış da idi de, kimse akledemedi, düşünemedi de, sen mi doğru yoldasın? Bir sen mi doğruyu söylüyorsun ve doğru da yürüyorsun? Hiç olacak iş mi? Yani insanlar hep böyle ekseriyetle yanılmışlar ve kendilerini de ekseriyetle yanıltmışlar. Ekseriyetin yürüdüğü yolda yürüyor olmak, doğru da yürüyor olarak tanımlanmış, öyle anlaşılabilmiş. Bugün bizim gibilere de benzer şeyler söylenmiyor mu? Yani siz ya işte milyonlarca bilmem kimciler, onlar yanılıyor da aralarında şöyle ulema var, halbuki hepsi ulama onları, o terifler. Siz mi isabet ediyorsunuz? Oğlum doğruluk, eğrilik böyle ekseriyetle anlaşılmaz ki. Yani şimdi benim dediğimi dinlemeye 30 kişi geliyor, Galatasaray maçını seyretmeye 30 bin, ne 300 bin kişi geliyor. Öyle televizyon başlarını bir maç olduğu gün bir bak. Her televizyon başında 50 kişi, 100 kişi hele kahvelerde filan. Biz saysa peygamberlerin peşine takılanların milyon katı fazla Galatasaray'ın peşine takılan yahut Beşiktaş'ın, Fener'in neyse. Şimdi Fenerci olmak peygamberlerin getirdiğinden daha mı doğru olmak demek? Doğru eğriyi bırak da anlamı ne yani? Bir içi hava dolu, boş topun peşinde nihayet bir maçın peşindesin. Az bir atımlık barutları yok yani, bir hamlelik canları yok, bir hamlede şahmat yapıyorsunuz ya. Ama adam onunla iktiba ediyor. Bu kadar adam doğru yolda da işte biz sen mi eğri yolda da biz sen mi doğru yoldasın? Olabilir, olmaz mı? Kimsenin bilmediğini bilen çıkmaz mı? Çıkar. Herkes yanlış yolda olur. Bir ben doğru yolda olabilirim, mümkün değil mi? Hayatta bunun örnekleri hiç görülmemiş mi? Görülmüş. O zaman ne diye bana ciddi ciddi dolu dolu laf söylüyormuş gibi o gibi şeyler söylüyorsun üstüne çıkmak için? Bakalım, tartalım, biçelim.